1935 yılının Mayıs ayı başlarıydı. Gazeteler büyük puntolarla mürteci bir şeyhin ve müritlerinin tutulduğunu yazdı. Bunlar büyük bir irtica şebekesiydi ve memleketin bağrına çöreklenmişti. Haberler ard arda geldi. 8 Mayıs günü Tan gazetesi manşetten bir mürteci ifade verirken öldü haberini verdi. O kişi binbaşı Asım Bey'di. Asım Bey 1877 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Askeri okula gitti ve asker oldu. Trablusgarp'ta, Şam'da, Muğla'da ve ülkenin pek çok yerinde görev yaptı. Binbaşıyken emekli oldu ve Burdur'a yerleşti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Burdur küçük bir kasabaydı. 1925 yılındaki Şeyh Said olayından sonra çok sayıda insan Burdur'a sürülmüştü. Bu sürgünlerden biri de Bediüzzaman'dı. Bediüzzaman'la Binbaşı Asım'ın yolu Burdur'da kesişti. Binbaşı Asım'ı Bediüzzaman'la tanıştıran Nasuhizade Şeyh Mehmet Balkır Efendi'ydi. Binbaşı Asım zamanla Bediüzzaman'a bağlandı ve bu bağlılık Bediüzzaman Barla'ya gittikten sonra da sürdü. Barla, Risale-i Nur külliyatının temel eserlerinin tamamlandığı yerdi. Hat ve tesip konusunda hayli maharetli olan Binbaşı Asım, güzel hattıyla eserlerin çoğaltılmasında ve yayılmasında yer aldı. Bediüzzaman'ın takdirini kazandı, saf ve evvellerden birisi oldu. Bediüzzaman'ın fikirlerinin toplumda kök salması dönem yöneticilerini endişelendirmekte gecikmedi. 1935 baharında Isparta merkezli bir operasyon başlatıldı. Denizli, Milas, Burdur, Antalya derken bütün Türkiye'yi kapsayan operasyonlarda 100'den fazla kişi tutuklandı. Tutuklananlardan biri de Asım Bey'di. 1935 yılının Nisan sonu Mayıs başıydı. Nasuhizade Mehmet Balkır, Sadık Ermiş Hoca, Berber Mehmet Güler ve Asım Bey Risale okuyorlardı. Yapılan aramalarda bazı kitaplar bulundu. Bundan dolayı Binbaşı Asım Bey'i alıp Isparta'ya götürdüler. Basın büyük puntolarla çökertilen irtica şebekesinden haber verdi. Burada suçun ve suçlunun önemi yoktu. Hüküm verilmişti, karar kesindi. Söz uçmuş, gerçek buharlaşmıştı. Asım Bey sorguya alındı. Sordular, yalan söylese kalbi kanayacaktı. Doğruyu söylese arkadaşları yanacaktı. Sustu. Tercihe zorlanan yüreği dünyaca sustu. Günün basını sekte-i kalpten öldü dese de o tarihe nurun ilk şehidi olarak geçti. Üstadının deyimiyle istikamet şehidi.